Merhaba Teknopark, hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi sizler için en son ve en yeni teknolojileri araştırmaya ve incelemeye devam ediyoruz. Bu hafta Teknopark çok eğlenceli. Hazır mısınız? İşte Teknopark başlıyor. Çocuklar çok şanslı çünkü artık onlar da icat çıkartabiliyorlar. Ben onlara dijital çocuklar demeyi çok seviyorum. Hatta bana bir mail geldi, bir çocuktan dedi ki biz arkadaşlarımızla aramızda senin için dijital abla dedik diyorlar. Çok hoşuma gitti. Çünkü çok fazla belediyeler de özellikle bilim merkezleri açmaya başladılar. Ücretsiz bir şekilde robot yapmayı bile öğrenebiliyorlar. Artık çocuklar elektronik legolarla oynuyorlar, neler neler yapıyorlar. Şimdi dünyada da ve Türkiye'de de bir Maker hareketi diye bir şey çıktı. Ne olduğunu açalım mı? Evet. Maker hareketi aslında inovasyonun, üretim kültürünün topluma inmesi hareketi. Yani artık herkes yapabiliyor. Çünkü üretim araçları çok kolaylaştı. Kullanmak çok kolaylaştı. Ucuzladı. Ondan dolayı artık inovasyon ve yenilik, üretim sadece kapılı kapılar ardında büyük şirketlerin değil, herkesin yapabileceği bir hale geldi. Bu bakımdan Maker hareketi çok yenilikçi bir hareket ve ilk Amerika'da başladı 2007-2008 civarında, hızla tüm dünyaya yayıldı. Bu şekilde. Türkiye'den de dahi çocuklar çıkacak. Benim çocuğum olsa da direkt buraya getirirdim. Acayip icatlar yapardı diye düşünüyorum. Şimdi orada meyveler ve sebzeler var. İçeri girdiğimizde gördük. Patates var, mandalina var. Ne alakası var teknolojiyle diyeceksiniz. İşte şimdi göreceksiniz. Ben de çok şaşırdım. Tabii sizden önce denemiştim. Evet. Şimdi bu Makey Makey dediğimiz kartlar aslında MIT Media Lab tarafından geliştirildi. Çok basit bir şekilde bu kart iletken olan herhangi bir objeyi aslında bilgisayara bağlı bağlamayı sağlıyor. Biz de burada şey yaparak mesela bunu kendim toprak diyorum ve piyano çalıyorsun aslında. Aynen, meyvelerle piyano çalıyorum. Ya da yani aslında ben size dokunsam, siz dokunsanız portakala yine çalıyor. Yani biz işte sadece sebze meyveleri değil, çocukların annelerini babalarını falan da bağlıyoruz ve onlarla çalmalarını sağlıyoruz vesaire. Ben 6 yaşımdan beri piyano çalıyorum ve dostlarım da bilirler. Gönüllü olarak hani eğlencesini arkadaşlarıma piyano dersi veriyorum çocuklarına. Zannedersem artık eğer izliyorlarsa patateslerden, portakallardan piyano dersi veriyor olacağım diye düşünüyorum. Aynen. Peki bunu yapmak ne kadar zor mu? Hemen anlayabiliyorlar mı? Çünkü baktığın zaman işte ne diyorsun buna? Burada taraf toprak kısmı. Bu taraf aslında bazı tuşlar. Çok basit. Çok basit şekilde yapalım. Zaten tüm özelliği o. Bu bilgisayara aslında diyor ki buradan bir bilgi gelirse işte üst ok kabul et, space'e basılmış kabul et, aşağı basılmış kabul et. Program kısmına diyorsunuz ki üst oka basılırsa do çalsın, alt oka basılırsa re çalsın şeklinde. Bakın zaten burada alt, üst ok, sağ sol space var. Bu şekilde kodluyorsunuz. Bu ne sağlıyor? Yani bu ne işe yarıyor? Şu an hiçbir işe yaramıyor aslında. Bu şunu sağlıyor. Çocuk bu kadar basit bir şekilde dış dünyayı bilgisayar dünyasıyla konuşturabileceğini görüyor. Böylece hem kodlayabiliyor bunu. Çünkü üst oka basında do çalsın da diyebilir. Bir oyunun bir tuşu olarak da kullanabilir onu. Ya da bir keyboard olarak kullanabilir. Yani meyvelerden bir keyboard da yapabilir. Ya da çok farklı hiç düşünmediğimiz bir ürüne de dönüştürebilir. Mesela biz bununla Instagram makinesi de yaptık. İşte dokunuyorsun, bastığın anda bir yere bir sebzeye, meyveye fotoğrafını çekip Instagram'a koyuyor. Bunun gibi yani çok farklı şeyler çıkabilir. Biz Maker hareketinde sonuç odaklı değil ki Türkiye çok sonuç odaklı bir ülke. Aslında hayal dünyana bağlı bir şey değil mi? Aynen öyle. Tamamen süreç odaklı gitmesini istiyoruz işin. Çünkü süreçte öğrendiğimiz bir sürü ders var, bir sürü konu var. Ve oradan da kazara girişimcilik hikayeleri, çok farklı hikayeler çıkabiliyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. Onun için süreçten keyif almasını ve konuyu algılamasını istiyoruz. Çocuklar da zaten ara vermek istemiyorlar. Bizim bir saat, bir buçuk saat, iki saatlik atölyelerimiz. Hadi ara verelim dediğimizde yok vermeyelim diyorlar ve devam etmek istiyorlar. Yani o şekilde çok angaje oluyorlar konuyla. Burada da bir bilgisayar var. Orada gösterecek miyiz herhangi bir eğitim, bir eğlenceli bir şey var? Oyun aslında şey var. Çocukların yaptığı oyun
Kodu Game Lab dediğimiz bir oyun yapma ekranı aslında bu. Aha. Çocuk sıfırdan dünyaya başlıyor. Aha. Ve o dünyada karakterlerini oluşturuyor. İşte nereye ne olursa hakkı gitsin, ne zaman işte can kazansın, canı gitsin vesaire, kaç canı olsun, işte şuraya göl koyuyorum, şuraya orman koyuyorum vesaire gibi. Bu tamamen bir çocuğun yaptığı bir oyun mesela. Tüm işte bu kaleleri, şeyleri, duvarları vesaire kendileri çizebiliyorlar vesaire. Bu tarz çocuklar oyun yapabiliyor. Bu da aslında bir algoritmik düşünce, computational düşünce. Yılı 3 boyutlu yazıcıların senesi oldu diye düşünüyorum. Aynen öyle. Mesela işte Minecraft'tan çıkmış çocukların çizdiği tasarımlar bunlar. Oyunda yapıyorlar ve daha sonra 3 boyutlu yazıcılarda basıyorlar. Ne oluyor? Fiziksel dünyaya geçiş oluyor. Aslında sadece iş dijital değilmiş diyorsunuz. Demek ki elle tutulur bir ürüne de dönüştürülebilir diyorsunuz. Ve bu çocuğu çok yani inanılmaz bir şekilde üretime sevk eden bir şey. Bu tip robot kitlerimiz var. Bunlar artık oyuncak değil, resmen mühendislik ve çocuk bunu çok küçük yaşlarda yapabiliyor. İşte bir sürü parçası var, 6-7 tane kol farklı şekilde kontrol edilebiliyor. Bir de dolu bir su bardağını kaldırabilecek kadar gücü var bu robotların, oldukça iyi de gücü var. Bir terim var mı? Tabii biz Teknopark'ta çok gördük. Hani elektronik Lego diyorlar ya da elektronik yapboz da diyorlar. Sen ne terimi koyuyorsun bunun? Ne oldu bunun adı? Biz şey diyoruz yani robot atölyeleri diyoruz aslında. FFL, yani Lego'nun FFL işte First Lego League tarzı şeyi de var. Bunlar Vex Robotics, yine Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından işte çok desteklenen. Farklı bir sürü robot kiti var aslında. Bizim de yapabileceğimiz şeyler var. Herkes de yapabilir aslında. Bu tarz kitler hepsi aslında günün sonunda üretime yönelik, çocuğa üretim kültürünü aşılayan ve çocuğun da yapabileceğini gösteren kitler. Teknoloji hep erkekler meraklı deniyordu. Tabii bu zamanlar artık değişmeye başladı. Teknoloji sektöründe de artık kadınlar, teknik kadınlar çalışıyor. Kızlar mı geliyor çocuklar olarak mı, yoksa erkekler mi daha meraklı? %50 aslında. Yani tam şey yapamıyoruz. Ben Makers Türkiye'den de yani bizim 50 bin kişilik bir topluluğumuz var Makers Türkiye olarak. Oraya da baktığımda %50 yani kadınların aslında yavaş yavaş işe girdiğini, kodlamayla ilgilendiğini görüyoruz. Ama tabii çoğu noktada yani pozitif ayrımcılık yaparaktan kadınları daha fazla bu işe angaje etmek istiyoruz biz. Çünkü onların da mutlaka olması lazım farklı atölyelerde. Atölyeyi gezmeye devam ediyoruz. Tabii ki atölye olduğu için her yerde her şeyi görebilirsiniz. Şimdi burada da bana göre yani halk dilinde elektronik devreler var. Ama yine burada çocuklar bir şey yapmayı biliyorlar ve bir şey icat ediyorlar. Burada ne öğrendiler? Burada evet aslında bu dünyaca ünlü bir çip üreticisinin Edison adındaki kartı. Şimdi onlar bile bu maker toplumuna uygun kartlar yapmaya başladılar. Çünkü iş kolaylaştı, yapmaları gerekiyor. Burada mesela uzaklık ölçen bir sensör var. Bu aynı radar mantığında hani yolda giderken hız ölçer radarlar olur ya. Buradan bir sinyal gönderiyor ve geri alıyor yansıdıktan sonra ve uzaklığı ölçüyor. Biz de burada yaklaştıkça mesela farklı sesler çıkarabiliyoruz, farklı ledler yakabiliyoruz. Bunların hepsi bir modül. Bu modüllere göre ya da uzaklığı ölçebiliyoruz, dijital metre yapabiliyoruz vesaire. Bu modüllerle istediğiniz kombinasyon yapılabiliyor aslında. Şu an bu hazır. Çok basit bir şekilde yine modüler şekilde bağlanarak uzaklığa göre işe yapılabilecek bir devre. Ve anne babalar, ekran başına 2016 yılına damgasını vuracak teknolojik oyuncaklar tanıtacağız sizlere. Hepsine bayılacaksınız.
Hatırlarsanız 2015 yılında çok sayıda 3 boyutlu yazıcılar görmüştük. Nasıl kullanılıyor, neler tasarlanabiliyor, neler çıkartabiliyorsunuz içindendi. Tabii o cihazları almak biraz masraflıydı, pahalıydı. Şimdi çocuklar için 3 boyutlu yazıcılar üretmişler ama 3 boyutlu yazıcının oyuncak versiyonu bu. Şahane bir şey, anlatalım mı? Tabii. 3 boyutlu tasarım merkezi söylediğiniz gibi bu yıl satışa sunulacak yepyeni bir oyuncak. Nasıl bir oyuncak? Öncelikle bir tane tasarım merkezimiz var gördüğünüz gibi. Şablonlarımız var ve özel olarak bu iş için tasarlanmış kalemlerimiz var. Bu kalemlerin içindeki jeli kullanarak şablonlarımıza sıkıyoruz. Daha sonra tasarım merkezine yerleştirerek istediğimiz her şeyi 3 boyutlu bir şekilde yapabiliyoruz. Sertleşiyor ve böyle kullanıma hazır, sergilemeye hazır hale geliyor. Herkesin aklına şu soru gelecek. Tabii ben röportajdan önce bir baktım, denedim, test ettim. Bunun içinde ne var? Isı mı veriyor, ışık mı veriyor, ne veriyor? Çocuklar için zararlı olur mu? Elini içine soksa ne olur diye bir soru oluşuyor tabii ki. Haklısınız. Kesinlikle herhangi bir zarar yok. Çünkü UV ışınlarını kullanıyor. Herhangi bir sıcaklık, ısı kaynağı ya da işte böyle hani manyetik herhangi bir dalga yaratacak şey kullanmadığı için son derece güvenli. Herkes çok rahat bir şekilde kullanabilir. Şimdi içinden neler çıkıyor? Kalemleri var. İçinden tasarım merkezimizin bir öncelikle kendisi çıkıyor tabii. Tamam. Kalem pille çalışıyor. 3 boyutlu tasarımlar yapmanızı sağlayan özel şablonlarımız var. 3 tane böyle şablonumuz çıkıyor. Kaplumbağa mesela, evet, balık kaplumbağamız, balığımız. Deniz yıldızı. Evet. Ya da işte diğer 2 boyutlu tasarımlar yapabileceğiniz şablonlarımız da çıkıyor. Mesela burada çok güzel deniz yıldızları yapmış. Bir şeyler tasarlamak için şablonlara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Evet, etrafınızdaki herhangi bir şeyden. Mesela biz oynarken bir pet şişenin altını kesip ona jelimizden sıktık ve içinde kuruttuk. Çok şirin bir örümcek oldu. Böylece çocukların hani hayal dünyasını da geliştiriyor. Onları hani hayal ettikleri şeyi gerçeğe döndürme şansı da veriyor. Balığımız tamamlandı. Şimdi ne yapacağız? Evet, şablonumuzun tamamını doldurduk jelimizle. Şimdi tasarım merkezimizi açıyoruz. Şablonumuzu içine yerleştiriyoruz. Işıklar söndü ve balığımız pişti. Evet, çıkarabiliriz şimdi tasarım merkezinden yaptığımız çalışmayı. Sıradaki oyuncak eminim erkeklerin çok ilgisini çekecek. Hem küçüklere hem büyüklere diyebiliriz. Şimdi teknoloji dünyasında havada giden kaykay çok konuşuldu. Bir prototip tabii ki, o daha çıkmadı. Bir otomotiv markası onu üretti. YouTube'da profesyonel videolarını zaten görebilirsiniz. Şimdi havada giden bir futbol topu var mı diyelim, ne diyelim? Evet, var. Havada kayan futbol diski. Bu şekilde çalıştırıyoruz. Kalem pille çalışıyor. Çalıştığı zaman altındaki fandan bir hava tabakası oluşturuyor ve çok da hafif bir disk olduğu için bu hava tabakasının üzerinde kayarak hareket edebiliyor. Ne avantajı var? Çok küçük bir dokunuşla uzun bir süre hareket edebiliyor. Çok eğlenceli iç mekan kullanımı için. Bir başka özelliği de eminim anne babaların çok hoşuna gidecek. Etrafında böyle yumuşak koruyucu bir tabaka var. Evin içinde oynadığınız zaman mobilya, işte kapı, duvar çarptığı zaman hiçbir zarar vermiyor. Hangi yüzeylerde gidebiliyor? Mesela halıda gidebilir mi? Çok az tüylü bir halı olursa, hani daha çok böyle kilim tarzı dediğimiz yerlerde, ama en iyi sonucu hani bizim de denemelerimizde parkeler, beton zeminler, düz tüm zeminlerde problemsiz kullanabiliyorsunuz. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Ve futbol maçı başlıyor. Teknopark oyuncak dükkanına karşı mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum ama havada giden futbol topunu inşallah kırmam ve gol. Nasıl kalecisiniz anlamadım yani, lütfen. Biraz performans gösterin. Dur. Ay.
Şöyle bir hareket ve kıracağız. Anne ve babalar galiba çocukları evde bunu oynamasını istemeyecek, bir şey kırılacak diye, ama ne dediler? Çok da sağlam bir cihaz. Kırılmıyor ve aynı zamanda burası yumuşak olduğu için hiçbir mobilyaya, evdeki kapılara herhangi bir şeye zarar vermiyor. Merak etmeyin çocuklar, bu cihazı mutlaka denemelisiniz. Şimdi sırada robot deniz anaları var. Ben bunlara bayıldım. Teşekkür ederiz. Bizim de çok sevdiğimiz, çok yeni ve enteresan bir oyuncak. Robot deniz anası dediğiniz gibi. Hemen ben size anlatırken bir yandan göstermek istiyorum. Suya bırakır bırakmaz yüzmeye başlıyor deniz analarımız. Evet, özel tasarım sayesinde 5 farklı yönde yüzebiliyor. Yani tıpkı gerçek bir deniz anasının sudaki hareketini kopyalıyor, bir görüntüsü var. Bir de fark etmişsinizdir, LED ışıkları var üzerinde deniz anasının. Yüzerken renk değiştiriyorlar. O da çok güzel bir görüntü sağlıyor bize. Bir tane daha atalım yanına. Suya koyduğunuzda otomatik olarak yüzmeye başlıyor zaten. Pil tasarrufu için birkaç dakika sonra duruyor. Tekrar çalışması için sudan çıkarıp tekrar suya bırakmanız yeterli. Zaten biz sizlerle birlikte birkaç ay evvel bunların balık versiyonlarını da tanıtmıştık. Ne yapalım? Artık bütün oyuncaklar dijitalleşti, elektronikleşti. Tabii ki evinize evcil hayvan alın, balık alın, onlara bakın, kedi köpek vesaire. Ama bunlar da çok şeker oluyor. Karanlıkta da mesela arkadaşları gelince çocukların biraz hava atmak için de eğlenceli sistemler. Evet. Bir özelliği daha var size bahsetmek istediğim. Oynamanız bittikten sonra deniz anasının kendisine pil takmanız gerekmiyor. Şöyle çok şık bir şarj ünitesi var. Üniteye takıyorsunuz. Oradan şarj alıyor. Şarj olurken de gece lambası gibi kullanılabiliyor. O da çok güzel. Özellikle karanlıkta çok güzel bir görüntü sağlıyor odada. Şimdi çocuklar arkadaşlarına diyorlardır ki mesela, aklıma öyle bir şey geldi. İşte misafirliğe geliyor çocuklar. Biliyor musunuz çocuklar, benim deniz analarım var. Evet. Göstereyim size. Hadi canım nerede deyip, ama karşısına robotik deniz anaları çıkıyor. Evet. Çok şeker. Çok teşekkürler. Rica ederim. Aslında yıllardır hepimizin merakla beklediği bir teknoloji var. Aslında tam da hayatımıza girdi diyemeyiz. O da nedir? Hologram teknolojisi. Bilim kurgu filmlerinde hep gördüğümüz bir sahnedir. Cep telefonuyla iki kişi görüşür ama nasıl? Cep telefonunu masaya koyar, bir anda görüştüğü kişinin görüntüsü, holografik görüntüsü karşısına çıkar. Çok fazla filmlerde gördük böyle, Hollywood büyük yapımları da. Hatta biz Teknopark ekibi olarak, bilmiyorum o bölümü izlediniz mi, çok büyük bir sahnede yer almıştık. Sahnede hologram Mariah Carey ile sohbet edip dans etmiştik. Şimdi bunun ev versiyonu çıktı. Jeff bunu tasarladı, patent başvurusunda da bulundu ve ilk defa Teknopark programında göreceksiniz ve bence çocuklar da bayılacaklar. Nereden aklına geldi öncelikle? 2002 senesinde Sydney'deydim. Orada açık havada gördüm. Çok hoşuma gitti, inanılmaz etkilendim. 2006'da küçük bir depoda çalışmalara başladık. Bayağı bir konstrüksiyon yapıp küçücük bir hologram elde ettik. Kocaman bir makineden ufacık bir şey çıktı ortaya. Zamanla sistemi küçültüp görüntüyü büyütmeye çalıştık. Her seferinde başvurular yaptık, patent başvuruları. Şu anki başvurumuz Worldwide patent başvurusu. Biliyorsunuz Star Wars çılgınlığı başladı, yeni serisi vizyona girdi. Tabii o filmde de hologram çok konuşuldu ve tabii doğal olarak onun üzerine de herkes hologram teknolojisi nasıl bir şey diye merak etmeye başladı. Tom Cruise'un da öyle bir filmi vardı. Oğlunun küçüklüğünü kameraya çekmiş ve tekrar izlemek istediğinde de küçüklüğü hologram olarak önüne çıkıyordu. Baba baba diye konuşuyordu. Sen ne düşünüyorsun? Tabii bu teknolojiyle 2040'ı beklemeye gerek yok. 2016'da bu sistem evlerimize girecek. Ve de girdi. Sen de bunu tasarladın, icat ettin. Dediğin gibi hani Amerikalılar garajda biz bunu tasarladık diyorlar ya, sen de aslında bunu evinde düşünmüşsün ve yapmışsın. Nasıl çalışıyor bu sistem? Şimdi ben ilk gördüğümde bu ekranın üzerinde bir şekilde projeksiyonla yansıtıyorlardır da hologram çıkıyordur dedim. Ama değil, bambaşka bir sistem yapmışsın. Anlatalım mı? Tabii anladım nasıl çalıştığını. Bu bizim holografik ekranımız. 3 boyda var.
Birinci boyumuz cep telefonları ve tabletler için, TV'ler için olanı var, laptoplar için olanı var. Tablet bilgisayarımın bir özelliği olması gerekiyor mu? Özellikle şu teknik özelliğe sahip olması gerekiyor ki bunu kullanabilirsiniz. Ne diyorsunuz, yoksa bildiğimiz tablet bilgisayarlar mı? Herhangi bir tablet hologram görüntüsü verir ama LED teknolojisiyle çalışan cihazlar çok daha güzel görüntü veriyor. LED TV, LED'de çalışan tablet veya smartphone'lar ve akıllı telefonlar. Evet, ne yapacağız şimdi? Tablet bilgisayarımız burada. İstediğim görüntüyü açıyorum ve buraya hologram mı yansıtıyor? Hani nasıl oluyor onu halkça anlatırsak? 1000 adet kısa video göndereceğiz. Ayrıca bir de video oyunumuz var. Dünyada ilk kez evlerde holografik olarak video oyunu oynayabilecek. Bunları uygulama dükkanlarından indirebilecekler. Çocuklar bayılacaklar. Tabii ister istemez artık bütün çocukların bir tablet bilgisayarı var, cep telefonu var. Cep telefonundan da oraya yansıtabiliyorsun. Tabii biraz küçük oluyor o zaman, doğru mu? Hani çünkü cep telefonu ekranı daha küçük. Tabii, evet. TV ve projeksiyonla büyük gösteriyor. Ekranlar küçüldükçe görüntü küçülüyor. Holovid ekranları artık evinizde. Tabii işin sırrını merak ediyoruz. Belki tamamen teknik çalışmasını, prensibini anlatmayabilirsin ama nasıl oluyor da o oraya yansıyabiliyor? Tabii ki bu özel bir ekran, bunu ürettiniz. Ama tablet bilgisayarım, bildiğim tablet. Bu bir yansıtıcı. Önüne bir ışık kaynağı koyduğunuz zaman ekranın ötesinde bir hologram oluşuyor. Demin dedin ki bu ekranı satın aldığınız zaman uygulama dükkanlarına internetten girip 1000'in üzerinde video yükleyebildiğimizi söyledin. Tamam, onların hepsini izledik, sıkıldık. Sonra ne olacak o zaman? Nasıl kullanacağız bunu? Pek yakında insanların kendilerini hologram olarak çekip Facebook'ta paylaşabilecekleri bir sistem üstünde çalışıyoruz. Herkes kendi özel videosunu çekecek o zaman. Amatörce videolar çekeceğiz ve hologram olarak izleyebilecek miyiz holografik? Aynen öyle. Aynen öyle. Eline sağlık. Şahane bir sistem yapmışsın. Çok teşekkür ederiz. Ben de buradan Teknopark izleyicilerine ilk defa gösterebiliyorum. Şahane bir sistem. İnşallah raflarda ve piyasalarda olur. Biz de bunları satın alırız. Özellikle de çocuklar eminim çok ilgilerini çekmiştir. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. We weren't the first ones here. Our stories speak of the ones that came before. The old ones. The world of the old ones was so different than ours. They had built incredible cities with towers that reached the stars. But a darkness came, and their cities turned to graves. And without them, the land started to change. Their great cities faded away. And in their place came new lives. For this world is never ours. We've always shared it. A dangerous balance between man and machine. Sometimes
You just have to let go and embrace what you've become. They've worked from the shadows for years, shaping the future, manipulating lives, controlling information. Innocents have died as they play their game. We will not sit idle by and allow our rights to be eroded out of fear and ignorance any longer. We will not be herded into ghettos and treated as outcasts. We will stop at nothing. The world is different now. The old rules no longer apply. Teknopark'tan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı saatte teknolojinin sihirli ve çılgın dünyasıyla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.